Tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Rümeysa. Kanalımıza ilk defa girip videolarımızı ilk defa izliyorsanız siz de hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz geçenki videomda da bahsetmiştim, bilmiyorum izleyenler bilir. Trendyol videoları gerçekten çok fazla izleniyor ve o yüzden ben de yeni bir Trendyol videosu çekmek istediğimi söylemiştim daha öncesinde. Biliyorsunuz kış sezonu artık yaklaşıyor ve bazı ürünleri, yani kış sezonun ürünlerini şimdiden almak daha avantajlı olabiliyor. O yüzden ben de kış alışverişi yapmak istediğimi söylemiştim. Birkaç bir şey aldım Trendyol'dan. Gerçekten fiyatları çok uygundu. Yani sivitlere göre aldım, sivitlere göre. Çünkü biliyorsunuz ki kış sezonunda sivitlerin fiyatları gerçekten aşırı artıyor. Yani bir sivite neredeyse 100 TL'den fazla paralar ödeyebiliyoruz. O yüzden ben de bu indirimi görmüşken kaçırmak istemedim. Birkaç tane sivit aldım. Bunları da sizlere deneyerek göstermek istiyorum. Sizlere fikir olsun diye. Ben alırken gerçi bedenleri tükenmişti. Sadece S bedenleri, yani küçük bedenleri kalmıştı. Ama büyük ihtimalle bence stokları güncellenir diye düşünüyorum. Tabii yine aynı fiyatta olur mu bilmiyorum ama takip ederseniz bence bu indirimden siz de yararlanabilirsiniz. Eğer S beden kullanıyorsanız bence kesinlikle siz de tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz denemeli videolar gerçekten çok izleniyor. O yüzden ben de denemeli çekmek istiyorum. Çünkü daha güzel anlaşılıyor üstümüzde. İsterseniz hemen ilk sivitimizle başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sivitimi geldim ve karşınızdayım. Gördüğünüz gibi baskılı bir sivit. Üzerinde Tazmanya canavarının baskısı var. Baskıları gerçekten çok canlı. Yıkandıktan sonra ne olur bilmiyorum. Şu an ben de ilk defa giyiyorum sizlere göstermek için. Hala etiketleri de üzerimde duruyor zaten. Çok kalın bir kumaşı yok. Yani daha böyle sonbaharda giyilebilecek bir sivit. Çok kalın, yani kumaş bekliyorsanız o konuda sizi yanıltmasın. Boyu şöyle hemen gösteriyorum. Çok uzun bir boyu yok. Bence boyu gerçekten iyi ve bunun eteği de vardı. İsterseniz eteğiyle beraber takım yapabilirsiniz. Ete de çok güzeldi bence. Ama ben kullanmadığım için tercih etmedim. Kolları böyle manşet. Yine aynı şekilde boğazda. Yapısı gerçekten güzel. Yumuşak bir yapısı var. Bunun fiyatı 37 TL'ye aldım ben. Gerçekten fiyatının iyi olduğunu düşünüyorum. Benim üzerindeki S beden arkadaşlar. Az önce videonun başında da söylemiştim. Bedenler tükenmiş diye. Biliyorsunuz Trendyol'un zaten kalıpları geniş oluyor. O yüzden ben sıkıntı olacağını düşünmeyerek S bedenini tercih ettim. Ama siz eğer daha salaş istiyorsanız tabii ki de diğer büyük bedenleri tercih edebilirsiniz. Hala bedenler mevcut mu bilmiyorum ama büyük ihtimalle stokları güncellerler. Çünkü çok tercih edilen ürünler olduğu için büyük ihtimalle güncellenecektir diye düşünüyorum. Bence siz yine de bir takip edin arada bir. Evet, gösterdiğim gibi ürün gayet güzel, başarılı. İsterseniz hemen diğer ikinci sivitimize geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci bir sivitimde hemen giydim geldim. Böyle gördüğünüz gibi lila platin tonlarında bir sivit. Üzerinde beyaz geçişleri var. Biliyorsunuz bu desen bir aralar çok modaydı ve hala moda olduğunu düşünüyorum ben. Ama bunun bence geçişleri gayet dozunda olmuş. Bazıları çok böyle yoğun olduğu için ben her görüntüyü sevmiyorum. Hatta böyle çok dalga geçenler oluyor, sanki çamaşır suyu değmiş gibisinden. Ama dediğim gibi dozunda olduğu zaman bence güzel bir görüntü. Ben seviyorum. Bu Vatkalı, gördüğünüz gibi Vatkalı bir ürün. Ben Vatkalı ürünleri de gerçekten çok beğeniyorum. Değişik bir havası var. Ben zaten kendim de böyle çok eski zamanlar, 90'lar, 80'ler modasını çok sevdiğim için o zamanlar biliyorsunuz Vatkalı elbiseler, ceketler falan gerçekten çok revaçtaydı. O yüzden sevdiğim bir giyim tarzı. Şimdi bunlar tekrar moda olması, böyle sivitlere, tişörtlere tekrardan yansıtılması benim açımdan güzel oldu. Ben seviyorum çünkü. O yüzden bu siviti tercih ettim. Bir de siyah rengi vardı. Siyah rengi indirimde değildi hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam 64 TL'ydi siyah rengi. Ben bunu 28 TL'ye aldım. Ve rengini gerçekten beğendiğim için tercih ettim. Fiyatı da çok uygun gelince kaçırmak istemedim. Gördüğünüz gibi az önceki Tazmanya canavarıyla kumaşı aynı. Çok kalın değil. Kolları yine manşetli, gördüğünüz gibi. Ve şöyle hemen boynundan da gösterelim.
Boyu yine ara boy. Az öncekiyle aynı boyu. Ben bunu beğendim. Benim üzerimdeki S beden. S bedenini tercih ettim. Gerçekten M'si olsaydı belki çok daha şey durmayabilirmiş. Yani omuzları matkalı olduğu için büyük güzel durmayabilirmiş. Eğer siz de benim gibi, ben 48 kiloyum bu arada. Eğer benim kilolarımdaysanız bence kesinlikle S bedenini tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bu ürünlerin linkini zaten aşağıya bırakacağım. Eğer beğendiğiniz olursa içlerinden muhakkak sepetinize atın ve kaçırmayın. Gerçekten fiyatları çok uygun. Ve şimdi hemen diğer bir sivitime geçip geliyorum. Evet arkadaşlar, 3. sivitimi de giydim ve hemen karşınıza geldim. Bunun tonları gördüğünüz gibi kahve tonlarda. Üzerinde turuncu işlemeleri var. Bir de yazıların üstünde böyle pul detayları var. Küçük taş işlemeleri yani. Ben bu turuncu renklerini gerçekten çok seviyorum. Normal bütün olarak da seviyorum. Detay olarak da seviyorum. Hemen böyle bir turuncu çantayla kombinledim gördüğünüz gibi. Altında kot pantolon giydim ve böyle bir dışarı rahatlıkla çıkabilirim. Bunun içi biraz polarlı. Diğerlerine göre bir tık daha kalın. Bunun fiyatını şu an tam olarak hatırlamıyorum gerçekten ama bu da 28 ya da 25 olabilir ama yalan olmasın, ben yine videoda ekleyeceğim fiyatlarını. Gördüğünüz gibi bunun da boyu çok şey değil, uzun değil, çok da kısa da değil, ara bir boy. Ben bunu da çok beğendim. Alırken biraz tereddüt etmiştim hani acaba rengi falan nasıl gelir diye. Ama geldiği zaman gerçekten sevdim ve severek kullanacağım bir sivit olduğunu düşünüyorum. Çantamla falan da çok uyumlu oldu. Beğendim ben. Eğer siz de beğendiyseniz girip bakabilirsiniz diyorum. Ve hemen son olarak almış olduğum sivitimi de gösterip geliyorum. Evet arkadaşlar, son olarak da almış olduğum sivit üzerimde. Açık 5 tonlarda bir sivit. Ben bu tonları çok seviyorum. Gerçekten benim en çok sevdiğim tonlardan bir tanesi. Ve bunu da görünce kaçırmak istemedim. Sıcak havada bunları giyip çekmek de gerçekten bir anda böyle çok bunaltıcı oldu ve kendimi kötü hissettim. Neyse, üzerinde gördüğünüz gibi işleme detayı var. Yazı şeklinde. Renk geçişleri mevcut. Güzel bir görüntü verdiğini düşünüyorum ben. İçerindeki tonlarla da işte ne bileyim çantanızı kombinleyebilirsiniz. Bence bu açıdan güzel ve açık renk olduğu için her şeyle kombinleyebilirsiniz. Benim üzerimdeki S beden ince bir yapısı var. Çok böyle sivit gibi de değil aslında. Boğazı yüksek gördüğünüz gibi. Çok böyle bunaltmayacak güzel bir kumaşı olduğunu düşünüyorum ben. Sadece şu aşağısında dikişleri biraz yamuk. Yani dikildiği için altta böyle bir kayma var. Tüleyince düzelir mi bilmiyorum ama şu an bunları ütülemeden giydim ben. Direkt poşetten çıkartıp. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Gerçekten güzel ürünler. Hepsini çok çok beğendim ben. Eğer siz de beğendiyseniz aşağıya link kısmına girip ürünleri tek tek inceleyebilirsiniz. Şimdilik videomun sonuna geldim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstek ve yorumlarınızı aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Şimdiden kendinize çok 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 iyi bakın. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.